3. bölüm. Zekatla gelen maslahatlar. Giriş. Zekat hem veren hem de alan açısından hem fertlere hem de topluma dönük yönleriyle birçok dünyevi ukrevi faydayı içinde barındıran bir ibadettir. İnsanlar arasında var olan ve olması kaçınılmaz bulunan farklılıklardan doğması muhtemel zararları en kestirmeden izale etme potansiyeline sahiptir. Tarih bunun en çarpıcı misalleriyle gözlerimizin önündedir. Şayet bugünün müminleri olarak bizler zekata gerçek hüviyetiyle işlerlik kazandırabilmiş olsaydık, birilerinin iddia ettiği gibi onun bir burjuva sadakası olmadığını görecek, aksine fakirliğin ortadan kaldırılması adına nasıl müessir bir faktör olduğunu müşahede edecektik. Yine onunla dilencilerin dilencilikten kurtulduğuna şahit olacak, kimi fakirlerde biriken kin, nefret ve gayzların da eriyip gittiğine şahit olacaktık. Dahası zekat sayesinde anarşinin yollarının kesildiğini görecek ve huzur dolu bir toplumun fertleri olarak asude bir hayat sürecektik. İslam'ın getirdiği iktisadi hayata katkıda bulunan, ona canlılık kazandıran faaliyetler sadece zekattan ibaret de değildir. Nafile sadakalar, fıtır sadakası, kurban gibi ibadetler bu meyanda sayılabileceği gibi Allah'a kurbet noktasında ifa edilen nezirler, köle azadı, vasiyet ve vakıf gibi faaliyetler de bunlara ilave edilebilir. Bunun yanında kul ve beşer olmanın gereği olarak insandan zaman zaman zuhur edebilen yanlışlara takdir edilen bazı dünyevi cezaların maddi boyutlarının olması da dikkat çekicidir. Kasten Ramazan orucu bozulduğunda, zihar yemini yapıldığında, yapılan yemine muhalif hareket edildiğinde, hac ve umrede yasaklanan bir kısım fiiller işlendiğinde ödenmesi gereken kefaretlerle, cinayet ve yaralamalarda ödenmesi gereken ceza ve diyetler de bu kabildendir. Bütün bunlara bakılacak olursa İslami bir toplumda çok farklı vesileler kullanılarak fakire el uzatıldığı ve fakiri rencide etmeden fakr-ı zaruret problemini çözmeye matuf prensiplerin yerleştirildiği görülecektir. Kur'an'ın sadakalarla ilgili beyanlarının umumiyet arz etmesi, sadakada sınırlama konmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Konuyla ilgili وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ İnfak ettiğiniz her şeyin yerine mutlaka o başkasını verir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Hayır adına infak ettiğiniz her şey sizin lehinizedir, size aittir. Allah'ın rızasını talep ederek infak ettiğiniz sürece İnfak ettiğiniz şeyler günün birinde mutlaka size dönecektir. Mükafatını eksiksiz olarak mutlaka alırsınız da hukukunuz asla zayi edilmez. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Hayır adına infak ettiğiniz her şeyi Allah bilmektedir gibi ayetler meselenin şumulünü göstermektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde malını hak yolda harcamaya azmetmiş bir kimsenin gıpta edilecek bir insan olduğunu söylerken, diğer tarafta bir hurmanın yarısını tasadduk etmek suretiyle bile olsa cehennemden sakınmayı tavsiye etmektedir. Ayrıca nafile sadaka verenler için meleklerin dua etmesi gibi bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olmuş birçok müjde bulunmaktadır ki, bunların hepsi cemiyetten fakr-ı zaruret gerçeğini kaldırıp yerine huzuru ikame etmede önemli motivasyon kaynaklarıdır. Zekatın fert ve topluma kazandırmış olduğu faydalara geçmeden önce kısaca ibadet müessesesi üzerinde durulması faydalı olacaktır. Çünkü zekat İslam'ın üzerine bina edildiği temel ibadet esaslarından birisidir. Dolayısıyla öncelikle onun bir ibadet olarak nereye oturduğunun iyi anlaşılması gerekir. Bunun için evvela ibadetin manasını açıklayacak, sonra ibadetler arasında nasıl bir bütünlük bulunduğunu göstermeye çalışacak, ardından da zekatı müstakil olarak ele alıp onun fert ve topluma kazandırdıkları üzerinde duracağız. İslam'da ibadet. İbadet, ubudiyet. Allah'ın emirlerini yerine getirme, ona kullukta bulunma ve kulluğunun şuurunda olma manalarına gelen ibadet ve ubudiyet, bazılarına göre aynı manaya hamledilmiş ise de, büyük çoğunluğun noktayı nazarı, bu kelimelerin lafızları gibi manalarının da ayrı ayrı olduğu merkezindedir.
İbadet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirip yaşama ve kulluk sorumluluklarını temsil etme manalarına gelmesine mukabil, ubudiyet, kul olma ve kölelik şuuru içinde bulunma şeklinde yorumlanmıştır. Zaten ibadette bulunana abid, ubudiyette bulunana abd denmesi de açıkça bu farkı göstermektedir. Hangi şekliyle olursa olsun kulluk, insanın şerefinin rengi ve ona bahşedilmiş en büyük payedir. Esasındaki sürekliliği itibariyle onu aşan ve onun önüne geçen, fakat sürekli olmayan en büyük ilahi payelere bile bir manada faikiyeti vardır. Faikiyeti vardır ki bizler teşehhütte, Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derken bu sırra parmak basıyoruz. Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derken öncelikle onun kulluğunu ifade ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden evvel kul olduğu gibi kulluğu peygamberlik geldikten sonra da devam etmiştir. Ruhunun ufkuna yürümesiyle birlikte onun peygamberlik vazifesi sona erdi ama o yine Allah'ın kuluydu. Keza Allah o şeref-i nevi insan ve feridi kevni zamanı Miraç adı altında gökleri şereflendirmeye davet ederken davetiyenin başına bir abdihi kulunu iltifat baş kaydını koymuş ve onun ubudiyetinin bu hususi faikiyetine işaret buyurmuştur. Hele bu gök yolculuğunda mekanın la mekan olduğu, cananın o mübarek cisme can olduğu o muhteşem istikbalde, bin bir tebcil arasında kulluğun çekilip öne alınması, alınıp fevha ila abdihi ma evha kuluna vahyetti, havahyetti. Tekrar ediyorum. Fevha ila abdihi ma evha kuluna vahyetti, havahyetti denmesi de manidardır. İbadet, tanıdığı Mevla'ya karşı sistemli olarak tazimat ve tekrimatta bulunmanın adıdır. İbadet, hudu ve huşu içinde Mevla'nın istediği şekilde yapılan kulluktur. Yani kul, alabildiğine azimli, kararlı ve nazarını ondan başka bir şeye çevirmeme gayreti içinde yüzünü yerlere sürecek, onun büyüklüğünü kabulün yanında kendi küçüklüğünü idrak şuuruyla hem de gelişigüzel ve sistemsiz değil, ondan aldığı bir sistem ve ölçü içinde ciddi bir huşu ve hudu ile ona karşı tekrim ve tazim hislerini arz edecektir. Bunu yaparken de ben kulum, sen Mevlasın, ben köleyim, sen seyitsin, ben afakta gezip dolaşan perişan bir varlığım, sen ise bana ne zaman geleceksin diye bekleyen Mevla-i Mütealsin şuuru içinde olacaktır. İbadet, ıstılah manası itibariyle halis bir niyetle ve sevap kastıyla Allah'a kurbeti düşünerek ve yine onun vaaz ettiği çerçevede yapılan taat demektir. İbadet, kurbet, taat. İbadet, kurbet ve taat bu üç tabir birbirine çok yakın kavramlardır ve çoğu zaman biri yerine de kullanılabilir. Bununla beraber bazı ulema bunların arasındaki farklardan bahseder. İbn Abidin bu farkları şöyle zikreder. Taat, insanın kendisi için çizilen çerçevede hareket etmesidir. Emrin kimden geldiğini bilsin, bilmesin, sevap niyeti olsun, olmasın. Kurbet ise sevap niyeti olmasa bile kime kurbet kazanmak için yaptığını biliyor olmasını gerektirir. İbadete gelince şahsın hem kime ibadet ettiğini bilmesini hem de sevap niyetiyle yapıyor olmasını iktiza eder. Bu durumda ibadet, kurbet ve taat manasını da içine taşır. Taat daha genel bir mana, kurbet ondan biraz daha özel, ibadet ise çok daha hususi bir manadır. Mesela bir insanın kendisi üzerinde enfüsü tetkiklere dalması veya fizik, kimya, astronomi gibi ilimlerle meşgul olmak suretiyle kainat üzerinde afaki tefekkürde bulunması gibi faaliyetler, insana çizilen çerçeve içinde yapılan güzel, matlup bir iş manasına bir taat olsa bile kurbet olmayabilir. Zira henüz bu insan Rabbini tanımıyor olabilir. Belki yaratanının marifetine ermesi, onu hakkıyla tanıması ve ona yaklaşması, girmiş olduğu böyle nurlu bir tefekkür yolculuğuna devam etmesiyle mümkün olacaktır. İbadet de olamaz. Çünkü tefekkür ameliyesi
sevap niyetine muhtaç ve bağlı olmadığı gibi belli bir şekli de yoktur. Öte yandan İslam'da teşvik edilen Kur'an-ı Kerim okuma, sadaka verme, insanlara yardım etme ve akrabalık bağlarını koruma gibi güzel amellerin sıhhati de sevap niyetine muhtaç olmadığından taat ve kurbet olsalar da birer ibadet değildirler. Görüldüğü üzere ibadet, taat ve kurbet kelimelerinin sözlük anlamları gibi ıslahi manaları arasında da bir kısım nüanslar vardır ama biz genel olarak ibadetten bahsettiğimizde taat ve kurbeti de bunun içinde düşünürüz. Farklı bir yaklaşımla ibadet dediğimizde biz insanın bütün benliğiyle, bütün duygularıyla, iç ve dış bütün havasıyla, fikri melekeleri, his alemi, kafası ve lisanıyla Allah'a teveccühünden ibaret olan sistemli bir hareket tarzını anlarız. Türkçedeki tapmak veya tapınmak kelimeleri ibadetin şumulü manasını karşılamaktan çok uzaktır. O halde eski mabutlara, ilahlara, bir kısım şahısların heykel ve resimlerine karşı yapılan saygı duruşuna dilimizde tapınma ve tapma dense bile katiyen bunlara ibadet denilemez. Çünkü ibadet sadece Zat-ı Ecelli Ala'ya hastır. Onun için biz bütün namazlarımızda tekrar ettiğimiz Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana ibadet ediyor ve yardımı da yalnız senden bekliyoruz deriz. Evet, tapma ve tapınma ibadetin o mübarek ve geniş manalarını taşıyamadığı gibi her taat ve kurbet de ibadet değildir. Bilakis ibadet, aczini, fakrını, zaafını, ihtiyacını ve hiçliğini göz önünde bulundurarak ferah, refah ve saadeti Allah'a itaat etme ve ona yaklaşmada bilerek kemali tazim ve tekrimle ona doğru yönelmenin adıdır. Allah'a karşı yapılan bu şekildeki tazim ve tekrim, bir başkasına yapılmadığı ve yapılamayacağı için başkalarına karşı sözle veya fiille gösterilen saygı ve hürmete de hiçbir çeşidiyle ibadet denemez. İbadette havf-muhabbet dengesi. Öte yandan bizi yaratan Halık-ı Azam, bizi kendisine teveccühe sevk edecek istidat ve kabiliyetleri de içimize yerleştirmiştir. Mesela Allah'a teveccüh ettirip yaklaştıracak önemli vesilelerden biri olan muhabbet ve korku hisleri bunlardandır. İnsan bu iki duyguyu yerinde kullandığı ve gerçek sahibine tercih edebildiği takdirde bunlar onun için saadet ve huzur kaynağı olacaktır. Zira Allah korkusuyla kalbi tir tir titreyen ve ümitlerinin temelinden yıkılacağı endişesini taşıyan kimse, bu sıkıntılarından kurtulma adına yine Allah'a müracaat edecektir. Aslında insanı Allah'a yönlendiren böyle bir korkunun derinliklerinde büyük bir lezzet vardır. Korkuda bu kadar lezzet olursa muhabbetin lezzetini varın siz düşünün. Allah'a kulluk böyle büyük bir korkunun yanında aynı zamanda büyük bir muhabbetle yapılır. Esasında ibadet dediğimiz vazife de bir bakıma birbirine zıt gibi görünen bu duyguların karışımından ibarettir. Zira kulluğun içinde hem korkudan ummanların çağladığını, hem de muhabbetin dalga dalga mevcelendiğini, hem derin bir saygının ruhu sardığını, hem de sınırsız bir huzurun esip durduğunu müşahede ve mülahaza etmek mümkündür. Acziyetini ve küçüklüğünü idrak edemeyen, rahmet ve ümidin ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyen talihsizler, ibadetin neşvesini kavrayamazlar. Evet, ibadetin ruhunda hem yüzü yere sürme, Allah'ın rahmetine bel bağlama ve ümitlenme, hem de ümitle beklediği şeyleri kaybetme endişesiyle tir tir titreme vardır. Endişeyle neşeyi bir araya getirdiğiniz zaman Mevla'nın huzurunda olduğunuza inanabilir, havf-reca dengesini kurmuş sayılabilirsiniz. Bu sebepledir ki burnunu dikip gezen mütekebbirler, korku nedir bilmeyen nikbinler, kuruntulara bağlananlar, ümitsizlik içinde yaşayan meyuslar ve kulluk şerefindeki ulviyetin ne demek olduğunu idrak edemeyen zavallılar, hiçbir zaman bu neşve ve bu huzuru duyamazlar. İbadette niyet ve hakka teveccüh. Allah'a yapılan kullukta dengeli ve ölçülü olmak ve aynı zamanda onun tayin buyurduğu kıstaslara uygun hareket etmek elzem olduğu gibi, sahih bir niyet, ihlas ve gönlün yalnız ona teveccüh etmesi de şarttır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوعِ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرِ Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalan sadece açlık ve susuzluktur ve gecelerini ibadetle geçiren niceleri de vardır ki ibadetlerinden yanlarına kalan sadece uykusuzluktur buyurmuştur.
Evet, gönlün sadece ve sadece ona teveccüh etmesi gerekir. O düşünülmeden verilen zekat, zekat olmadığı gibi sadaka da sadaka değildir. Bunlar sadece malın bir yerlere harcanmasından ibarettir. Keza onun maksat olmadığı emri bil maruf ve nehy anil münker görünümündeki aktiviteler, çoğu zaman diyalektik yapmak ve insanları demagoji ile ilzam etmeye çalışmaktan öteye bir şey ifade etmez. Onun maksud olmadığı bir mücadele, gösteriş ve alayişten ibarettir. Servet ve samanı heder etmektir. O halde ibadet sadece Allah için yapılmalıdır. Zaten ibadetten gözetilen asıl gaye de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Abd sadece mabuduna teveccüh etmeli ve kulluğunu sadece ona has kılmalıdır. Mümin ibadetini yaparken gönlü şu duygu ve düşüncelerle dolu olmalıdır. Senin izzetini düşünerek zilletimle, azametini düşünerek hakirliğimle huzuruna geldim. Kimseye bel kırmayan, boyun bükmeyen ben, senin için belimi de kırıyor, boynumu da büküyorum. Gururumu sana yapılan secdenin derinliğiyle ayaklar altına alıyor ve yüzümü yerlere sürüyorum. Çünkü sen bana bir kalp, bir akıl, bir irade, bir şuur verdin ve bunları vicdanıma rükün yaptın. Vicdanım sana karşı minnet ve senalarını da eda etmek istiyor. Bütün kainat şahit olsun ki ben kulum ve işte bununla şeref duyuyorum. Hazreti Mevlana kendisine izafe edilen bir sözde söz sultanlığı, zamanı aşmışlığı ve baş döndüren derinlikleriyle değil, kulluğuyla övünür, kulluğuyla coşar ve şöyle haykırır. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar azat olunca şad olur. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum. İbadetlerde bütünlük. İslam sistem olarak bir bütündür, parçalanamaz. Onun bir kısmını alıp diğer bir kısmını kabul etmemek mümkün olmadığı gibi, onun diğer beşer sistemlerine monte edilmesinin de imkanı yoktur. İslam'ın bütünüyle parçalarının kendisine ait olması lazımdır. Zira İslam, her ne kadar başka kültürlerden, bilgi kaynaklarından istifade etmeyi yasaklamasa, bilakis tavsiye etse de, onun sadece iktisadi sistemini alıp başka bir sisteme monte etmek veya bir başka sistemden bir bölümünü ona yamamaya çalışmak, yabancı bünyeye kendi karakter ve özelliklerini taşımayan organ nakletmek gibidir. Dolayısıyla bunlar asla kalıcı olamazlar. Bir süre sonra bünyede doku uyuşmazlığı baş gösterir. Akabinde de vücut onları kabul etmez ve dışarı atar. İslam beş temel esasa dayanır. Bunlar olmadan ve yaşanmadan İslam'dan ve İslami sistemden bahsetmek mümkün değildir. Sadece Mekke devri gibi bir kısım geçiş dönemleridir ki insanların kalbinde iman esasları oturaklaşacağı ana kadar başka bir deyişle fertler Allah'tan gelecek emirlere hazır olacakları zamana kadar bu temel prensiplerle mükellef tutulmamışlardır. Ama iman bazında oturaklaşma temin edildikten sonra bu beş temel esastan asla taviz verilmemiş ve verilemeyeceği de fiilen gösterilmiştir. İslam'ın şartları olarak bilinen bu beş temeli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisleriyle anlatmaktadır. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, hac ve Ramazan orucu. Bunların her birinin tekeffül ettiği hususlar ayrı ayrıdır ve ancak hepsi tamamıyla yerine getirildiği zaman İslam'dan beklenen semere tam olarak elde edilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu beş temel esastan birisi yerine getirilmediği zaman gerçek manada bir İslamiyet'ten bahsetmek mümkün değildir. Fertlerden bir bütün olarak İslam'ı yaşamaları istenmektedir. Zira bu beş temel esasın her biri diğerinin de lüzumuna şahittir. Aksi durum, yani bunlardan birini dahi kabul etmemek ise diğerleri hakkındaki imanın da sıhhatine dokunan bir husustur. İbadet olarak zekat. İbadetler biline geldiği üzere sadece bedenle yapılan, sadece malla yapılan ve hem mal hem de bedenle yapılanlar olmak üzere üç nevidir. Namaz ve oruç gibi ibadetler bedenle, zekat malla, hac ise hem beden hem de malla eda edilen birer ibadettir. Namaz ve oruç gibi ibadetlerin de mali bir kısım yönlerinden bahsetmek mümkün ise de burada doğrudan konumuz olmadığı için şimdilik geçiyoruz. Zekat, İslam'ın rükünlerinden önemli bir ibadettir. Malının zekatını veren kul, Allah'ın emirlerine imtisal etmiş, ona itaatini ortaya koymuş ve aynı zamanda mükellefiyetini de eda etmiş demektir.
Bunun neticesi olarak o dünyada malında berekete, ukbada da ilahi mükafata nail olacaktır. Ancak bu para veya mal verme ameliyesinin ibadet olabilmesi için verenin Allah rızası için zekat niyetiyle vermesi, zekatın asgari oranlarını gözetmesi ve zekatını Kur'an'da tayin edilen yerlere vermesi, ulaştırması gerekir. Tüm bunlara riayet edildiğinde zekat ibadeti yerine getirilmiş olur. Bu yönüyle zekat, başka bazı şartlar ve kıstaslarla fertlerin vermekle mükellef tutuldukları vergilerden farklılık arz eder. Neticede her iki durumda da halktan para veya mal toplanması itibariyle aralarında bir kısım benzerlikler bulunsa bile aralarında önemli farklılıklar olduğu da muhakkaktır. Bir kere zekatta kaynağın kutsiyeti söz konusudur. Zira onu emreden Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın isteği doğrultusunda malından infakta bulunan kimse, itaatinin neticesi olarak uhrevi mükafatı kazanmış ve Allah'a yaklaşmış olacaktır. Zekatın ehemmiyeti. Gerek Kur'an ve hadislerin bu noktadaki beyanlarından, gerekse önceki dinlerin asarından anladığımıza göre zekat, namazla birlikte bütün semavi dinlerde mevcut olan çok ehemmiyetli bir ibadettir. Her peygamber mahiyetinde farklılık olsa bile ümmetine zekatı emretmiştir. Geçmiş peygamberlere verilen kitap ve sayfaların hepsi elimizde olmasa bile mevcut olanlardan hareketle bu kanaate varmak mümkündür. Giriş bölümünde de bu konuyla ilgili geniş sayılabilecek malumat verildiği için detaylarına girmeden ilgili yere havale ediyoruz. Kur'an-ı Kerim zekatı anlatırken onu hep namazla birlikte zikretmiş ve böylece onun vazgeçilmez bir rükün olduğunu vurgulamıştır. Kur'an'ın namazdan sonra en çok zikrettiği ibadet zekattır ki bu Cenab-ı Hakk'ın zekata verdiği ehemmiyeti anlatması bakımından önemlidir. Nitekim bu konuya da daha evvel temas etmiştik. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekat farizasını İslam'ın üzerine bina edildiği beş temelden birisi olarak sayması, ayrıca hangi eşyadan ne kadar zekat verileceğini bizzat beyan buyurması ve ısrarla bunun takibini yapması, vazifeleri sadece zekat toplamak olan memurların tayin edilmesi ve bunlara da zekat olarak toplanan miktardan pay ayrılması, aynı zamanda bu takdiri bizzat Kur'an'ın yapması da zekatın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermesi bakımından yeterlidir. Bir kez daha ifade edelim ki zekat müessesesinin olduğu bir toplumda fakir kalmaz. Zekatın bir müessese olarak dinin getirdiği esaslara uygun şekilde işletildiği dönemlerde içtimai olarak zenginlik yaşanır ki zekatın bu semereyi verdiğine değişik dönemleri itibariyle tarih de şehadet etmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ez-zekâtu kantaratu'l-İslam" zekat İslam'ın köprüsüdür buyurmuş ve içtimai hayattaki tabii farklılaşmanın zekat gibi bir köprüyle makul bir seviyeye çekileceğine işaret etmiştir. Zira zekat bir köprü gibi zenginle fakirin arasında bir bağ kurar, zengini fakire, fakiri de zengine yaklaştırıp aradaki buzları eritir. Aslında değişik yönleriyle bütün ibadetlerin toplum içindeki ayrışmaları belli ölçülerde asgari seviyeye indirdikleri bir hakikattir. Namaz, oruç ve haccın böyle bir fonksiyonu olduğu gibi zekatın da vardır. Dahası zekat, zengin ile fakir arasındaki mesafeyi en aza indiren çok dinamik bir sistemdir. Fakirden zengine karşı olabilecek muhtemel kin, nefret ve kıskançlık gibi tavırlar zekat formülüyle regüle edilirken, zenginin kibir ve gurur gibi sevimsiz duygulara kapılarak fakir üstünde sulta kurması da yine zekatla önlenmekte ve böylece toplumda sulh ve sükun temin edilebilmektedir. Zekatın fert ve topluma kazandırdıkları. Zekat eda edilmesi gerekli bir farize olmasının yanında, tatbik edildiğinde birçok problemi kendiliğinden halledecek büyük bir kuvvete sahiptir. O bu özelliği itibarıyla hem vereni hem de alanı maddi manevi huzura sevk eder. Böylesi fertlerden müteşekkil bir toplum da bir huzur cemiyeti haline gelir. Zira bu toplumda zengin kendi üzerine düşeni yapmış, fakir de Allah'ın kendisi için takdir ettiği hakkı elde etmiştir ve böylece olması muhtemel birçok içtimai huzursuzluğun önü alınmıştır. Zekat gibi bir sosyal dayanışmanın uygulama sahası bulamadığı cemiyetlerde karşılaşılacak hazin tablolara ise koskoca bir dünyanın acınası hali buna en canlı misaldir. Zekat, zengine mal ve mülkün hakiki sahibini hatırlatmakta, Allah'ın mülkünden bir tevziat, dağıtım memuru gibi verirken,
fakire yukarıdan bakma gibi yanlış mülahazalardan zekat vereni korumaktadır. Ayrıca fakirin zenginlerin kapısına girip el açmasının önüne geçilmiş, fakirlik yerinde tespit edilerek ihtiyaçlar giderilmiş olmaktadır. Böyle bir ortamda zengin, Allah'ın kendisine verdiği mülkte yine Allah'ın istediği şekilde tasarruf etme imkanına sahip olduğu için ellerini açar ve bana verdiğin malı senin istediğin yerlerde tasarruf imkanı da verdiğin için sana hamd ederim Allah'ım. Zira mülk senin olduğu gibi hamd de sana aittir diyerek şükrünü Rabbine takdim eder. Zekat, Allah'la irtibatı ciddi ve sağlam tutmanın bir ifadesidir. Her şeyden önce insan ibadetlerinde başını secdeye koyup Sübhane Rabbiyel A'la, senin şanın ne yücedir, seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim dediğinde bir kutsi hadisi şerifin ifadesiyle Allah Celle Celaluhu ona yaklaşır ve onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur. Aynı şekilde halis niyeti ortaya koyup canın yongası dediğimiz malını gerçek sahibine vermekle kulun ulaşacağı mertebeleri kestirmek de mümkün değildir. Bu ancak gizli açık her şeyin ortaya döküldüğü ahiret gününde belli olur. Bu yönüyle zekat, malı mülkü hakiki malik ve melikine iade etmek suretiyle ebedileştirmenin adıdır. Bununla insan sahip olduğu mülkü yeri ve zamanı geldiğinde tereddütsüz verebildiğini göstermekte ve kalben dünyayı terk ettiğini anlatmaktadır. Zekatın ferde kazandırdıkları. Zekat çok yönlü bir ibadettir. Onunla fertler bir taraftan vazifelerini eda ederlerken diğer taraftan da maddi ve manevi birçok arızadan korunmuş olurlar. Zekatın ferde kazandırdıklarıyla ilgili şunları söyleyebiliriz. 1. Veren açısından. Dünya tohum atma yeridir. Atılan tohumun hasadı ahiret yurdunda gerçekleşecektir. Bu dünya cehet, hasbilik ve diğerganlık yurdu olmasına mukabil, bu civan mertliklerin karşılığının eksiksiz verileceği yer ise ahirettir. Mal kelimesinin bir tevcihle meyilden türediği düşünülecek olursa, ona fıtri bir meyille bağlı bulunan insan, canının yongası malından tasaddukta bulunduğunda, Allah'ın bizden istediklerini nefsinin arzu ve isteklerine tercih etmiş olacaktır. Böyle bir tercihin mükafatı ise ancak görüldüğünde anlaşılabilecek bir değere sahiptir. Böyle bir tercihle eda edilen zekatın onu verene kazandırdıklarını birer başlık altında şöyle sıralamamız mümkündür. Allah'a yaklaştırır. Kul, Rabbinin kendisi için takdir buyurduğu zekat mükellefiyetini yerine getirmekle ona yaklaşma yoluna girmiş demektir. Yukarıda da işaret edilen kutsi hadis bu kurbeti şu şekilde açıklar. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَاضَتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِي لَاُعْطِيَنَّهُ وَلَاِنِ اسْتَعَاذَنِي لَاُعِيدَنَّهُ Kulumun bana kurbet yolunda yapacağı en güzel ve önemli şey, benim kendisine farz kıldığım ibadetlerdir. Farzlardan sonra nafile ibadetler de eda etmek suretiyle bana yaklaşmaya devam eder. Neticede ben onu severim. Sevdiğim bir kulumun da işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse veririm. Bana sığınırsa sığındığı şeyden onu muhafaza ederim. Zekatın kalbi ve ruhi hayatımız açısından Allah'a yaklaştırıcılığı farz bir ibadet olmasının yanında aynı zamanda hissi semaatin de cömertliğin bir ifadesi olması itibariyledir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerinden anladığımız gibi cömertlik insanı Allah'a yaklaştıran en önemli hususlardan biridir. Es-sahiyyu garibun minallahi garibun minel cenneh, garibun minen nasi ba'idun minen nar. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır.
Cimri abiddense cömert cahil Allah katında daha sevimlidir. Cömertlik Allah'ın Cevat ismiyle rezonansa geçmenin adıdır. İnsan yaptığı işlerde ne ölçüde Esma-i İlahiye ile münasebet halindeyse neticede elde ettiği faydalar da aynı nispette olacaktır. Bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnne Allahe cevadun yuhibbul cevade ve yuhibbu maaliyel ahlaqi ve yekrahu sefsefeha. Allah cömerttir, cömert olanı sever, yüksek insani vasıfları sever, süfli huyları sevmez. Kur'an-ı Kerim Allah'tan uzaklığın renzi olan şirk bataklığına sapmışları zikrettiği bir yerde onların ayrıcı sıfatları olarak ahirete inanmamalarının yanında zekat vermemelerini de zikreder. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Müşriklerin vay haline, zekat vermez, ahirete de inanmazlar. Vermek Allah ahlakıdır. Allah ahlakıyla ahlaklanmak ise her zaman ve her yerde ayağın daima sağlam zemine basılması demektir. Demek ki zekat fakiri zengine yaklaştırdığı gibi zengini de ganiyi mutlak olan Allah'a yaklaştırmakta, kul ile Rab arasındaki münasebeti de temin etmektedir. Zekat bir yatırımdır. Dünya hayatının çalışma, tohum ekme ve çabalama yeri olduğu üzerinde bir nebze durmuştuk. Bütün bunların tas tamam karşılığının verileceği yer ise şüphesiz ahiret alemidir. Orada Allah'ın şaşmaz ve şaşırtmaz terazileri işleyecek ve herkes burada yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Burada hayırlı işler yapıp yümünlü bir hayat sürenler, orada hayırlara gark olurken hep şerrin peşinde dolaşıp şirretliği fazilet sayanlar da şerirlerle beraber cehennemin şerarelerinde çığlık çığlık yardım feryatlarında boğulacaklardır. Öyle bir duruma düçar olmaktan Rabbim muhafaza buyursun. Kur'an'ın ifadesiyle "Temen ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarah." Her kim zerre miktar hayır işlerse mutlaka orada onu görecektir. Zerre kadar şerre bulaşan da orada onu mutlaka görecektir. Madem ki dünya çalışma, halis, katışıksız amellerde bulunma ve cömertlik sergileme yeridir, öyleyse fırsat geçmeden sahip olduğumuz imkanları bu istikamette kullanmalı ve bütün bu cömertliklerin karşılığının verileceği bir günün mutlaka geleceği inancıyla ahiret adına yatırımlar yapmalıyız. Madem Kur'an'ın ifadesiyle yaptıklarımızın karşılığını orada tas tamam görecek ve ahiret hayatımız adına kazanç ufkuna ulaşacağız, öyleyse bugünden elimizi tez tutup malımızla ahiret hayatımız için bir şeyler takdim etmeli ve orası adına yatırımlarımızı sağlam yapmalıyız. Bunun yolu da Allah'ın bize ihsan ettiği imkanlarla elde ettiğimiz mallarımızın bir kısmını yine O'nun istediği yerlere harcamaktan geçmektedir. İşte zekat, ahiret adına böyle büyük bir yatırımın ifadesidir. Cimriliği ortadan kaldırır. Mal sevgisi ve cimrilik duyguları diğer duygular gibi belli hikmetler için insan fıtratına konulmuştur. İnsan sahip olduğu latife ve duyguları yerinde kullandığı takdirde önemli faydalar elde edecek olsa da bu konuda ifrat ve tefrite düştüğünde kendisi için önemli kayıpların söz konusu olacağı bir yola girmiş olacaktır. İnsanın mala düşkün yaratılmasını da bu çerçevede düşünebiliriz. Kur'an ve uhdıratil enfüsü şuh, nefislere şuh, hırs, mal sevgisi yerleştirilmiştir şeklindeki ayetiyle dünya nimetlerine tamahın, hırsın, cimriliğin insanın mayasına yerleştirildiğini bildirmektedir. Fakat bu duygu insana malını koruması ve malıyla mülküyle dünyayı imar etmesi için verilmiştir. Evet, bu duygu Rabbimiz tarafından takdir buyurulan sınır ve çerçeve içinde değerlendirildiği sürece dünyalar imar olur. İfrat ile sınırını aştığında ise nice ümranların yıkılmasına sebebiyet verir. Dünyaya karşı aşırı hırsları sebebiyle helak olan geçmiş ümmetlerin durumu dediklerimizi teyit eden birer ibret örneğidir. Bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İyyâkum ve şuhha fe innemâ heleke men kâne gableküm bi şuhhi emerahum bil buhl fe bekhilû ve emerahum bil katî'ati fe kata'û ve emerahum bil fucûri fe fecerû.
Dünya malına karşı hırslı olmaktan sakının. Çünkü sizden öncekiler bundan dolayı helak oldular. Mal hırsı onları cimriliğe sevk etti. Vermeleri gerekli olanı vermediler. Akrabalık bağlarını kesmeye sevk etti de kestiler. Yine fıskı fucura, günah işlemeye sevk etti. Onlar bunu da yaptılar. Zekatın emredildiği ayetlerden birinde "Hud min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha." Onların mallarından sadaka al ki o sadaka vasıtasıyla onları temizleyesin, kirlerinden arındırasın ifadesi vardır. Bu ayetten hareketle zekatın fakiri kin ve nefret gibi duygulardan, zengini de cimrilik hastalığından temizleyeceğini söylemek mümkündür. Kazanç içinde başkalarının da hakkının bulunduğu düşüncesini kabul ettiren zekat müessesesi, aynı zamanda insandaki maddeperestlik duygusunu da temizler. Gerçek mülkün sahibini idrakla insana, Allah'ın mülkünden yine Allah'ın emriyle onun tayin ettiği yerlere veriyorum dedirtir ve böylelikle cimrilik fikrini ortadan kaldırır. Bir insandan cimrilik düşüncesinin uzaklaşması ise onun Allah'a yaklaşmasını, kurtuluşunu netice verir. Zira Allah şöyle buyurur. وَمَنْ يُوْغَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin hırslarından, cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunun aksine Cenab-ı Allah'ın bize ihsan ettiği nimetleri başkalarıyla paylaşmamak ise insanın ebedi hayatı adına tehlikeli bir zeminde dolaşması demektir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah'ın kendilerine lütfiyle bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip de vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk ona aittir ve ona kalacaktır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealindeki ayet bu akıbeti hatırlatmaktadır. Rahmete vesiledir. Zekat, kulu Rabbine yaklaştırmasının yanında onun rahmetine nail olmaya da en büyük bir vesiledir. Malumdur ki Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine en çok nail olanlar onun emirleri doğrultusunda hareket edenlerdir. Başkalarına merhamet edip ihtiyaçlarını gidermek ilahi rahmete çıkarılmış bir davetiyedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ اُرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Birbirlerine merhamet duygularıyla muamele edenlere Rahman merhamet eder. Öyleyse siz yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin derken bu hakikati ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim zekatın Allah'ın rahmetini celbettiğini şu ifadeleriyle anlatır. Ve rahmeti vesiat külle şeyin feseektubuha lillezine yettegûne ve yu'tûne zekâte vellezîne hum bi âyâtinâ yu'minûn. Rahmetim her şeye şamildir. Onu takva dairesinde yaşayanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. Buna benzer diğer bir ayet-i kerimede de şu şekildedir. Ve akîmus salâte ve âtu zekâte ve atî'ur rasûle leallekum turhamûn. Namazı kılın, zekatı verin. Resul'e de itaat edin ki merhamette mazhar olasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisleriyle yoksulun elinden tutmanın, zayıflara, muhtaçlara yardım etmenin, anne babaya infakta bulunmanın Allah'ın rahmetine vesile olduğunu ifade buyurmuştur. Erba'un men künne fihi neşerallahu teala aleyhi rahmetehu ve edhalehul cenneh. Men âvâ miskînen ve rahimel da'ife ve rafîga bil memlûki ve enfegâ alel vâlideyn. Şu dört özelliği kendisine toplayanı Allah Celle Celaluhu rahmetiyle kuşatır ve onu cennetine kor. Yoksulu koruyan, zayıfa merhamet eden, köleye yumuşak davranan ve anne babasının ihtiyaçlarını karşılayan. Aynı zamanda zekat, bela ve musibetlere karşı bir siperdir ki bu da rahmet-i ilahiyenin ayrı bir tecellisidir. Zekat farizasının yerine getirilmediği durumlarda
Allah'ın rahmetinin de kesileceğini yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmektedir. لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Mallarının zekatını vermeyen topluluğa semadan rahmet kapıları kapanır, bir damla yağmura hasret kalırlar. Şayet masum hayvanlar da olmasaydı, onların yağmurdan hiç nasipleri olmazdı. Demek oluyor ki hem dünya hem de ukba adına merhameti sonsuzun rahmetini celbedecek en önemli hususlardan birisi de zekat. Zekat müessesesinin bulunduğu yere ilahi rahmet sağanak sağanak gelir. Olmadığı yerler ise bir damla rahmete muhtaç gider. Zekat temizliktir. Zekatın kelime anlamı temizliktir. Evet, zekat umumi bir temizliktir. Zekatın farziyetini bildiren ayet bu temizlenmeyi hedef olarak gösterir. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Onların mallarından bir sadaka al ki bu sadaka vasıtasıyla onları temizlemiş, kirlerinden arındırmış olasın. Ve onlara dua et, senin hakkındaki duan onlar için huzur vesilesidir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlerden aldığı sadaka ve yaptığı dua ile onları maddi manevi kirlerden temizlemiş ve onlara maddi manevi huzura giden yolları açmıştır. Zekat kök yönlü bir manevi temizlenmenin adıdır. Onunla hem zekatı verilen mal hem veren hem de alan muhtemel pek çok kirden arınmış olur. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat ve sadakanın başta kendisi olmak üzere bütün âline, soyuna haram olduğunu bildirdiği yerde inne hâzihi sadakâti innemâ hiye evsâhun nâs lâ tehillu li Muhammedin ve lâ li âli Muhammed. Şüphesiz ki bu zekat ve sadakalar insanların kirlerinden ibaret olup onlar Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine helal değildir. Demekle dolaylı olarak insanların elinde bulunan malların kirini sadaka ve zekatın temizleyeceğine işaret etmektedir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ. Allah zekatı malınızın geri kalanını temizlesin diye farz kıldı derken de aynı noktaya dikkat çekmektedir. Bu demek ki zekatı verilen mal bu kirli kısım ayrıldıktan sonra temiz hale gelmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi zekat veren şahıs, Kur'an ve hadislerde çirkinliği ortaya konan mal sevgisi, dünya hırsı, cimrilik gibi hastalıklardan kurtulmakta ve böylece bunlar sebebiyle gelen günahlardan temizlenmiş olmaktadır. Ayrıca zekat, dünyada ebedi kalma ve devamlı mal biriktirme gibi duygularla beslenen tuğle emeli de ortadan kaldıran önemli bir faktördür. Alan el durumunda bulunan kimseler de zenginlere karşı içlerinde beslemeleri muhtemel kin ve nefreti, cömertlik hissiyle coşup kendilerine el uzatanların bu civan mertlikleri karşısında eritirlerken, aynı zamanda Allah'a isyan duygularının yeşermesine müsait bir iklim olan fakirlikten ve muhtemel bir psikozdan kurtulmuş olurlar. Malı bereketlendirir. Zekatı verilen mal zahiren eksiliyor gibi görünse de aslında rahmeti sonsuzun bereketine mazhar olduğu için artar. Zira bütün kevni mekan elinde olan Allah Celle Celaluhu, zekatını veren insana malını artırma yollarını ilham eder ki, bu hükmü destekleyen bilhassa esnaf arasında meşhur olmuş birçok misal ve mesel vardır. Evet, kalpler elinde olan Allah Celle Celaluhu istediği ve hikmeti iktiza ettiği zaman kalpleri emrini yerine getirip zekatını veren kimselere meylettirir de o insanın ticaretinde sürpriz canlanmalar görülür. Dahası zekat ve sadaka olarak verilen miktarın malı eksiltmeyeceğini, bilakis artıracağını Cenab-ı Allah vaat buyurmuştur. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ ف۪ي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Mallarınızın artması için alıp verdiğiniz faizin Allah katında artırdığı bir şey yoktur. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek zekat verenlere gelince işte onlar sevap ve mallarını kat kat artıranlardır. Bu ayeti celile artırma düşüncesiyle mallarını faize yatıranların gerçekte maksatlarının aksiyle tokat yiyeceklerini, Allah'ın rızası istikametinde tasaddukta bulunanların ise verdiklerinden daha fazlasıyla berekete nail olacaklarını anlatır.
Bu manayı destekleyen başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır. Yemhullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi, faiz kaynaklı paranın değerini, bereketini azaltır, kıymetsizleştirir. Sadakaları ise nemalandırır, bereketlendirir. Bir başka ayette ise infakta bulunanlar için قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkını bol, dilediğine de az verir. Onun yolunda infak ettiklerinizin yerine Allah başkasını ihsan eder ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır teminatı vardır. Sadaka ve zekat verme konusunda şeytan ve nefsi emmarenin menfi baskısının rolü büyüktür. Her ikisi de zekat ve sadakanın malda eksikliğe sebep olacağını ve neticede fakirlik gibi bir problemle karşı karşıya gelineceğini telkin eder. Mevla-i Müteal Hazretleri onların bu türden aldatıcı telkinlerine mukabil bizlere şu uyarıda bulunarak işin gerçek mahiyetini haber vermektedir. اَشْشَيْطَانُ يَعِلُكُمُ الْفَقْرَ وَاَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِلُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten geri kalmanızı ister ve size çirkin şeyleri yapmayı salıklar. Allah ise size kendi katından mağfiret ve lütuf vaat ediyor. Şüphesiz Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka ve zekatın malı eksiltmediğini, bilakis onun artmasına sebep olduğunu, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, sadaka, zekat, maldan hiçbir şeyi noksanlaştırmaz sözleriyle anlatmaktadır. Evet, sadakası çıkartılan mala Allah bereket verir. Dolayısıyla zahirdeki noksanlaşma telafi edildiği gibi fazlası da gelir. Öte yandan Allah yolunda infakın uhrevi getirisinin büyüklüğü sebebiyle az fedakarlıklarla çok büyük sevap kazanmak mümkün olur. Şu hadisi şerif de bu manayı desteklemektedir. Men edde zekate malihi tayyiben nefsi biha yuridu biha ve çallahi ve daral ahirete felem yugayyib şey'en min malihi. Kim malının zekatını gönül hoşnutluğuyla ve Allah'ın rızasını ve ahireti düşünerek eda ederse malından hiçbir şey kaybolmaz. Zekatın hem hak katında hem de halka karşı bir teminat olduğunu yine muhbir-i sadık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. حَصِّنُوا اَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاتِ وَدَابُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءِ. Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belalara karşı dualarla hazırlıklı olun. Yani fakirin gözü zenginin malında olmayacak, eli ve dili kendisine verilen zekatla ulaşılan sosyal dayanışma sayesinde servet sahiplerine uzanmayacak ve siz baş kaldırmaya müheyya bir sınıfın önünü daha aklına kötü duygular gelip taht kurmadan evvel kesmiş, malınızı sağlam kale ve surların koruması altına almış, güvene kavuşturmuş olacaksınız. Bir kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu'nun "Yebne Adem enfik aleyk" ey Adem oğlu infak et ki ben de sana infakta bulunayım sözünü nakleden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın Allah tarafından nasıl artırılıp çoğaltılacağını da şu sözleriyle anlatmaktadır. "Mâ tesaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin ve lâ yakbalu Allahu illa't-tayyibe illâ akhadhaha'r-rahman." بِيَمِينِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوا ف۪ي كُفِّ الرَّحْمَانِ حَتَّى تَكُونَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَص۪يلَهُ. Helal malından ki Allah helalden başkasını kabul etmez, sadaka veren birisinin sadakasını rahmal olan Allah alır. Bu tek bir hurma tanesi bile olsa Rahman'ın elinde öyle büyür, bereketlenir ki Uhud dağından daha büyük olur. Nasıl siz bir tayı ya da deve yavrusunu alıp büyütürsünüz, işte aynen öyle. Görüldüğü gibi zekatı verilen mal Allah'ın teminatı ve Resulünün müjdeleriyle eksilme değil bilakis artma durumundadır. Ve zekatını taslaman verenlerin nail oldukları insanlar bunun açık delilidir. Aynı zamanda böyle bir malın artması için her gün meleklerin dua etmeleri de mevzubahistir. Bunu yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden öğrenmekteyiz.
مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ ف۪يهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْدِنْ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْدِنْ مُمْسِكًا تَلَفًا Her sabah gökten iki melek iner, biri Allah'ım infak edene daha fazla ver diye dua ederken, diğeri Allah'ın malını elinde tutup başkalarıyla paylaşmayanın malını telef et diye beddua eder. Mala ebediyet kazandırır. Dünya fani ve içindekiler de fenaya gitmektedir. Dünyada hiçbir şey ebedi olmadığı gibi dünyanın kendisi de fenanın kollarında ademe mahkumdur. Sahip olunan mal ve onu elde edenlerin burada kalıcı olmadığı da muhakkaktır. Demek ki dünya bir uğrak yeridir ve burada kalmanın sınırlı bir zamanı vardır. Kişi ne kadar çok mal elde ederse etsin ancak bu sınırlı vaktin müsaadesi nispetinde ondan istifade edebilecektir. Bununla birlikte insanda bulunan ebediyet arzusu bir realitedir ki, ebedi aleme iştiyak için insanın mahiyetine derc edilmiş bir müşevviktir. Bunun içindir ki insan mal biriktirir durur. Bu arzunun sevkiyle elde edilen mamelek ise onu hiçbir zaman tatmin edememekte ve derdine çare olamamaktadır. Aslında bu bir çıkmaz değildir. İnsan elde ettiği şeyleri ebedi hayatı adına değerlendirdiğinde bu hisseni müsbet yola kanalize etmiş ve büyük yatırımın adımlarını atmış sayılır. Bu yatırımı esas teşkil eden iki önemli husus vardır. Bunlar, mal ve canın Allah yolunda kullanılması ve yeri geldiğinde bu uğurda feda edilmesidir. Bu yapıldığı takdirde mal ve cana ebediyet kazandırılmış ve karşılığında büyük mükafatlar elde edilmiş olacaktır. Malı ebedileştirmenin yolu bütün çeşitleriyle infak, canı ebedileştirmenin yolu da Allah yolunda mücahededir. Nitekim Allah Celle Celaluhu yüce beyanında şöyle buyurur. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır. Akabe biatları esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekliflerine evet dediklerinde karşılık olarak elde edecekleri şeyin ne olacağını soran ensara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet cevabını vermiştir. Evet cennet mal ve canın Allah yolunda kullanılmasına mukabil ebedi alemde verilecek mükafattan başka bir şey değildir. Sadaka ve zekatın daha dünya hayatında ahiret adına malı ebedileştirme fonksiyonunu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadelerinde de görmek mümkündür. يَقُولُ اِبْنَ آدَمْ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ يَبْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ Ademoğlu malım malım der durur. Halbuki ey Ademoğlu, malım dediğin şey ya yiyip tükettiğin, ya giyip eskittiğin, ya da tasadduk edip ebedileştirdiğin şeyden başkası değildir. Demek ki şu fani alemde sahip olunan malın baki aleme ait bir sermaye haline getirilmesi mümkündür ve bunun yolu da zekat ve sadaka gibi infak çeşitlerinden geçmektedir. Malı kenz olmaktan kurtarır. Sözlükte hazine, define anlamlarına gelen kenz, İslam ıslahatında zekatı verilmeyen, gerekli yerlere sarf edilmeyip bir yerde yığılıp bekletilen mal demektir. Bilindiği gibi mal biriktirip stoklar meydana getirme, iktisadi hayatta ciddi krizlere yol açmaktadır. Bunun neticesinde halkın büyük bir çoğunluğu mağdur olmakta ve sonuçta içtimai hayatta kutuplaşmalar meydana gelmektedir. İşte İslam bu ve benzeri sebeplerle stokçuluk, ihtikar ve kara borsacılığı yasaklamıştır. Malın belirli kimseler tarafından stok edilerek piyasadan çekilmesi, suni fiyat artışlarına sebep olur ve birkaç kişi veya kurum büyük menfaatler elde ederken, alma gücü sınırlı olan büyük bir kitle ciddi sıkıntılara sürüklenir. Elbette bu bir zulümdür ve cemiyet içinde ciddi rahatsızlıklar meydana getireceği aşikardır. İslam, zekat ve sadaka gibi mükellefiyetlerle bu tür rahatsızlıkların daha baştan önünü alır. Evde veya bankada pasif halde duran paranın hiç kimseye bir faydası yoktur. Onun faydası ancak kullanıldığı ve tedavüle sokulduğu takdirde ortaya çıkar. Bu sebepledir ki İslam, tasarruf etme, herhangi bir iş için sermaye oluşturma veya muhtaç durumdaki insanlara yardım etme gibi herhangi bir maksat gözetmeksizin biriktirilen mala
Kenz ismini vermiş ve Müslümanları bundan kaçınmaları noktasında şiddetle uyarmıştır. Piyasada suni daralmalara ve fiyat artışlarına sebep olmak ve böylece daha çok para kazanmak için mal stoklamak İslam nazarında çok kötü bir fiildir. Evvela Kur'an-ı Kerim bu hususta oldukça sert ikazlarda bulunur. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Altını gümüşü yiyip Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele. Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara işte denilecek. İşte biriktirdiğiniz mallar. Şimdi mal yığmanın vebalini tadın bakalım. Mal biriktirme, mal stoklama neticeyi düşünerek daha fazla maddi güce sahip olma düşüncesiyle yapılır. Sonuç itibariyle stokçuluk bu işi yapanın bir gün bunun üzerinden büyük karlar elde edeceği düşüncesini mayalamakta ve kişiyi o müjdeli gün için beklentiye sevk etmektedir. İşte Kur'an bu hırsla mal biriktirip kenz yapanlara beklentilerine göre hitap ederek şimdiden müjde veriyor. Veriyor ama vaat edilen müjde hiç de onların bekledikleri gibi değil. Bu müjde beraberinde sevinç çığlıkları değil ızdırap iniltileri getirmekte. Elemle karşılık insanı hacaletle sıkıntıdan iki büklüm eden bir azabın müjdesi. Zekatı verilmeyen altın, gümüş ve diğer emtianın ahirette sahibine verecekleri eziyeti hadis-i şerifler de anlatmaktadır. Hadislerden anladığımız kadarıyla zekatı verilmeyen altın ve gümüş kızdırılmış levhalar halinde sahibinin vücuduna bastırılacak ve onlarla sahiplerinin vücutları dağlanacaktır. Yine zekatı verilmeyen deve, sığır, koyun gibi hayvanlar olduklarından daha büyük hale getirilip sahiplerine eziyet edeceklerdir. Daha fazla mal ve mülke sahip olma hırsıyla biriktirilen ve içinden Allah'ın hakkı çıkarılıp gerekli yerlere harcanmayan mamelek, bütünüyle sahibine ızdırap vermiş, onu dünya lezzetlerini elde etme hırsının altında her türlü lezzetten mahrum bırakmıştır. Netice itibariyle dünyada stokçuluk yaparak zengin olacağını zanneden ancak varlık içinde yokluk çeken bu şahıs, ahirette kendi ameli cinsinden ceza ile karşılaştığını görecek, burada ettiklerini orada biçecektir. Diğer bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zekatı verilmeyen malın kıyamet günü kocaman bir yılan şekline girerek sahibine eziyet vereceğini anlatmaktadır. Hadisin Buhari'deki rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu yılanın sahibini elmacık kemiklerinden ısıracağını ve ben senin malınım, ben senin kenzinim diyerek azap edeceğini anlatır ve arkasından da şu ayeti okur. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden kendilerine verdiği malda cimrilik edenler, sakın bu yaptıklarını kendilerinin hayrına sanmasınlar. Bilakis o onlar için şerdir. Cimrilik edip de zekatını, sadakasını vermedikleri o mal, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Bütün bunlar elbette inanan insanların hiç malının olmaması gerektiği manasına gelmez. O da mal sahibi olabilir, olmalıdır da. Ancak inanan bir insan, malını yalnızca nefsi, hevası ve dünyalık lezzetler için kullanamayacağını, malın mülkün hakiki sahibi tarafından kendisine verilen bu mal ile eda edeceği uhrevi vazifelerinin de olduğunu idrak etmelidir. Bu noktada zekat, Müslümanın yapmakla mükellef olduğu en önemli vazifelerdendir. O, malı kenz olmaktan çıkarır ve sahibini, bahsini ettiğimiz tehditlerden korur. كُلُّ مَالٍ اَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَاِنْ كَانَ تَحْتَ السَّمْعَ اَرَض۪ينَ فَلَيْسَ بِكَنْزِ وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَاِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ Zekatını ödediğin mal yerin yedi kat altında gömülü bile olsa kenz değildir. Zekatını ödemediğin mal açıkta da olsa kenzdir. مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ Zekatı verilecek miktara ulaşıp da zekatı verilen mal kenz değildir.
Men edde zekate malihi fekad edde el hakka allazi aleyhi ve men zade fehuve eftal. Zekatını eda eden üzerindeki hakkı eda etmiş demektir. Farz olan miktardan daha fazla vermek ise daha faziletlidir. İza eddeyte zekate malike fekad edhebte anke şerrehu. Malının zekatını eda ettiğinde onun şerrini kendinden savmuş olursun. İza eddeyte zekate malike fekad قَضَيْتَ مَا عَلَيْكِ Malının zekatını eda ettiğinde üzerine düşeni yapmış olursun. Hasılı malının zekatını veren kimse hak katında malını kenz olmaktan kurtardığı gibi böyle bir şahsa halk da mal yiyen cimri insan nazarıyla bakmayacaktır. Zira o Allah'ın kendisine verdiğinin hakkını vermiş, fakir ve yoksulu gözetmiş, böylece kendi üzerine düşeni yerine getirdiğinden dolayı da mesuliyetten kurtulmuştur.